Takas İstanbul sunar. Piyasa yönüyle devam ediyoruz. Aydın Eroğlu hocamızla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak Ankara gündemine bir odaklanalım. Bugün sevgili Gökçen Tuncer telefon hattımızda olacak. Gökçen'cim hoş geldin. İnternet bağlantısına az izine uğradık diyelim değil mi? Bu dijital çağ tartıştığımız ortamda internet bağlantıları maalesef zaman zaman zayıf olabiliyor. O yüzden sen telefon hattımızdasın bugün. Seni dinliyoruz. Gökçen duyabiliyor musun beni? Teşekkür ediyorum Murat. Gerçekten böyle bir sıkıntı oldu. Tekrar kusura bakmayın. En azından telefonda olmadı değil mi? Yani ondan da korktum. Telefonda duyamazsak beni. Duman yöntemine gidecektik tamamdır, ama o ne kadar hani, frekansla yakalayabiliriz yani. Bilemiyorum. Evet. Buyurun, söz sende. Evet. Tamamdır. Duyuluyorum sanırım şu an değil mi? Duyuluyorsun evet Gökçen. Duyuluyorum galiba değil mi şu anda? Aynen duyuluyorsun. Ama sen beni duyamıyorsun galiba. O zaman tekrar herkese güzel sabahlar. Herkese güzel sabahlar dileyelim. Meclisin kapanacağı tarih yaklaştıkça yasama faaliyetleri de yoğunlaşıyor Murat. Hatırlanacağı üzere bazı sokak köpeklerinin uyutulmasını içeren kanunun değişikliği önceki gün Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlanmıştı. 17 Temmuz'da öğlen saatlerinde başlayan görüşmeler oldukça gergin geçmişti. Ve bu komisyon toplantısı 17 saat kadar sürmüştü. Yalnızca 3 madde kabul edildi bu dünkü komisyonda. Daha sonra komisyonun devamı 2024'de ertelendi. Mecliste kurulan ikinci bir komisyon ise plan bütçe komisyonuydu. Yeni vergi paketi tartışıldı. Vergi paketinde neler var? Hızlıca hatırlatalım. En düşük emekli maaşına 10.000 liradan 12.500 liraya çıkan düzenleme var. Yurtdışı çıkış harcının 150 liradan 500 liraya çıkarılması, çok uluslu şirketlerden %15 oranında asgari kurumlar vergisi alınması gibi düzenlemeler bulunuyor. Şimdi bu ve toplamda 53 maddelik teklif komisyonda görüşülmeye başlandı. Ancak komisyona damga vuran tartışma Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in orada olmamasıydı. Şimşek'e Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu hazır bulundu. Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Türkiye Büyük Millet Meclisi işlerinin 30. maddesi gereğince bakanın katılma zorunluluğu olmadığını hatırlattı. Hatta bakanı zorla buraya getiremem ifadesini de kullandı. Buna itirazlar oldu. CHP Milletvekili Rahmi Aşkın Türel'e örneğin Bakan Şimşek sorumlu olarak komisyona gelip düzenlemesini savunsun şeklinde bir açıklama yaptı. İYİ Parti Ekonomi Kadro Başkanı Erhan Usta ise Hazine ve Maliye Bakanlığı binasının meclis binasının hemen karşısında hatırlattı. Maliye Bakanı 5 dakikalık mesafede kendisini bekliyoruz şeklinde konuştu. Usta ayrıca verginin bir fonksiyonu olan adil gelir bölüşümünün pakette olmadığını da aktardı. Yine İzmir Milletvekili Aşkın Türel Türkiye'nin beklediği hiçbir düzenlemenin söz konusu kanun teklifinde yer almadığını savundu. 2003-2023 arasında 14 vergi barışı çıkartılmış. Bununla nasıl sağlıklı bir vergi sistemi kuracaksınız dedi. Çiftçinin kullandığı mazota ÖTV düzenlemesine ilişkin bir maddenin olmadığını söyledi. Bu 12.500 liralık en düşük emekli maaşı ile ilgili olarak da 16 milyon 2100 bekliyor ama sadece 2500 liralık bir artış var ifadelerini kullandı. Yarın bu ülkeden bahşiş ya da kıyak beklediği yok, emekliler hakkını istiyor tepkisi de geldi. Dünkü komisyonda dün meclisin gündemlerinden bir diğeri ise konut kredileri, doğrudan satış sistemleri, işte ticari reklamlar ve bunlara ilişkin cezaları düzenleyen kanun teklifiydi. Bu teklifin komisyon görüşmeleri henüz başlamadı. Şu anda yalnızca meclis başkanı sunulmuş durumda. Detayları ise teklife getiren AK Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Elektronik ticaret sitelerini yakından ilgilendiren yıllık lisans ücretlerinin hesaplamasında değişikliğe gidiliyor örneğin bu teklifle. Bugüne kadar lisans ücreti hesabında cirolar esas alınıyordu. Onu hatırlatalım. Bu da işte hangi yüksek cirolu alışveriş sitelerinde daha yüksek ücret alındığı anlamına geliyordu. Şimdi ise yeni hesaplamayla bu ücretlerde bir miktar azalmaya gidilecek. Bunun yanında halk arasında internetten satış olarak da bilinen doğrudan satışlar için de bir düzenleme olacak.
Çünkü bu doğrudan satışların halka, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Gül'ün açıklamasına göre Türkiye'de doğrudan satışlarda çoğu kadınlardan oluşan 2 milyon kişi gelir elde ediyor. Ekonomik büyüklüğü ise 10 milyar lira. Dolayısıyla düzenlemeyle bu platformdaki aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara ilişkin idari para cezalarının da 10 kata kadar uygulanması teklif ediliyor Murat. Sevgili Gökçen, bugün sana tam doyamadık. Telefon bağlantısında da böyle kopmalar oluyor. Senkronizasyon sorunumuz oluyor. O yüzden çok çok teşekkür ederiz. Pazartesi günü şöyle canlı kanlı görmek temennisi diyelim. Gökçen Tuncer efendim, veda ediyoruz. Evet, sevgili Gökçen'den sonra Aydın hocamızla kaldığımız yerden devam edelim. Hocam sağ olun anlayışınız için. Bir internet aksaklık hoca ilk bölümde Gökçen'i buraya kaydırdık. Sağ olsun editörümüz Nurhan Çal. Optimal şekilde yayını götürmeye çalışıyoruz. Size şimdi izninizle bir soru sormak istiyorum. Dediniz ki konuşmanın başında. Peki öncesinde ben izninizle öncesinde Gökçen Hanım'ın sorunuyla ilgili bir görüş belirtebilir miyim? Buyurun tabii ki. Şimdi internet problemi herkesin, yani başkent. Kampanya reklam vermeyeceksiniz değil mi hocam? Yok hayır. Şaka yapıyorum, buyurun. Yani benim de yaşadığım bir problem bu. Aynen. O yüzden Murat Bey, şimdi biz 5-6 yıl evvel, belki biraz daha fazla, Cumhurbaşkanı'nın da müdahil olmasıyla GSM yatırımları konusunda bir takım kararlar aldık. Hı hı. Yıl sonlarında programları dahilinde yatırımları yapmadıkları takdirde, yerli ve millileşme oranlarını da arttırmadıkları takdirde bu şirketlere parasal yaptırım cezalar kesilecekti. Cirolarıyla bağlantılı olarak. Ama maalesef bunlar kontrol edilmedi ve gündemden kalktı. Şimdi GSM şirketleri taahhütlerinde olmasına rağmen, belli sürelerde yatırımları yapmak konuları taahhütlerinde olmasına rağmen yapmıyorlar. Biz de kendi bulunduğumuz sitede İzmir'de biz de fiberi, yani diğer alanlardaki internet çekmediği için bir türlü yaptığımız her yolla kendi yatırımını yapıp da evlerimize, sitemize getirmesi gereken fiberi parasını biz vererek siteye getirdik. Sonunda nihayet ikna ettik. Fakat 1,5 aydır binalarımıza, dairelerimize bağladığımız fiber bağlantıların hala önü açılmadı. Yani sokulmadı devreye. Biz de bu sorunu yaşıyoruz. Aynı sizin Ankara'da, aynen, şimdi Gökçen Hanım'ın yaşadığı sorunu. Maalesef. Biz de maalesef İzmir'de de aynı şekilde yaşıyoruz ve yatırımı kendi yapıp bizim dairelerimize bağlayıp biz sadece abone olalım mı olmayalım mı tercihinde bulunmamız gerekirken, bir de bunun parasını vererek biz yaptığımız halde 1,5 aydır bekliyoruz. Her yerde aynı sorun, ama bu artık bence bakanlıkça üzerine gidilmesi gereken ve yatırımların yapılması, sağlanması gereken çok önemli bir problem günümüzde Murat Bey. Biz teşekkür ederiz. Yani belki de müşteri ve tüketici halkları en fazla görmezden gelindiği alanlardan bir tanesi. Ki hani yazlık bölgelerde biz bu internet kopukluklarına çok artık maalesef alışmak durumunda kaldık. Yayın, hani sizler gibi değerli isimlere bağlandığımız zaman, sonuçta herkes İstanbul'da yaşamıyor. Yazlık bölgelerde, İzmir'de ya da işte Bodrum'dan bağlanan konuklarımıza çok zorlanıyoruz. Oraların internet kalitesinde çok ciddi bir bozukluk var. Onu net anlıyoruz, ama ben İstanbul'da hani merkezi bir yerde oturuyorum. İşte çok kalabalık da bir ilçede oturuyorum. Ona rağmen benim şu anda kullanmış olduğum hattı, bir önceki hattımdan memnun olmadığım için, internet sisteminden, ev modeminden bahsediyorum. Yeni bir modem bir firmadan bağlattırdım ve 3 dakikada bir, yani ufacık bir video izlesek bile kopuyor. Evde artık böyle sinir stres sahibi oldum. Yani hak aramak da çok zor. Bir o kadar da telekomünikasyon şirketi dediğiniz gibi bakımları yapmayıp kendi karlılıklarını daha fazla sağlayabilmek ve yüksek fiyattan düşük kaliteli bir interneti maalesef bize dayatıyorlar. Buradan da tekrar söyleyelim. Umarım siyasiler ve ekonomi yapıcılar bunun önüne geçebilirler efendim. Hocam, dönelim mi piyasaya? Değil mi? Tabii. Söyledik. Yani en azından tabii mesajımızı verdik bir vatandaş olarak. Şimdi dediniz ki Moody's'in 2 kademe not artırım olasılığını bir tek fiyatlamadı piyasalar diye. Orası 2 kademe olması ya da 1 kademe olması yatırım yapılabilir seviyenin hala altında olmamızdan dolayı çok önemli mi? 2 kademe olursa Fitch ve Standard Poor's'tan bir değişim bekler misiniz? Gri liste ile ilgili de ben birçok röportaj yapma fırsatım oldu. Dediler ki Murat, tamam, gri liste biz ilk olarak pozitif fiyatladık, ancak gri listeyi hemen böyle fiyatladık diyemeyiz. Tıpkı kredi kuruluşlarının kararları gibi önümüzdeki dönemde daha fazla potansiyel yabancı yatırımcı gelme olasılığından dolayı bu kararların daha uzun vadeli bakmak lazım. Yani gri listeyi bir günlük haberle biz fiyatladık dersek hatalı olabilir gibi bir analiz vardı. Bunu da size sormak istiyorum. Anlaşılan o ki tüm bu kararlar aslında bankaların para aktarım mekanizmasını kolaylaştıracak. Bu da bankaları bir miktar daha primlendirme olasılığı da var.
yansıdı mı ve banka sanayi rasyosunda özellikle ne bekliyorsunuz böyle bir ortamda? Şimdi hemen arka arkaya sorularla gideyim. Gri listeden çıkmak tamamen notlandı mı? Hayır. Devamı gelecek ama bunun kademeleri var. Sonrasında rating notlarımız bizim hepsinden daha önemli. Hı hı. Yatırım yapılabilir. En az iki kurumun, yani büyük fonların bir ülkeye yatırım yapabilmesi için en az iki kurum tarafından yatırım yapılabilir notu alması gerekir ki ayırdıkları paylar çok daha yüksek oranlara çıkabilsin diye. Şimdi bunun da gri listede olduğumuz takdirde böyle bir not arttırma olma ihtimali olmayacağı için yani sınırlı kalacağı için önemli bir kriterdi. Biz o kriteri sağladık, yani gri listeden çıktık. Şimdi biz yatırım yapılabilirin Fitch'te ve S&P'de 3 kademe altındayız. Yani 4 kademe not artışı gelecek ki yatırım yapılabilir duruma geleceğiz henüz. Moody's'te onların 2 kademe altında. Yani Moody's 2 kademe yaparsa onlarla eşitleyecek ama yatırım yapılabilirin 4 kademe daha devamı gelecek ki notunu alalım diye göreceğiz biz. Şimdi Moody's neden önemli? Şu şekilde önemli: yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında kalacak, belki 2 kademe daha artış yapsa, birden yapsa, ama sıfırcı hoca diye görülen Moody's 2 kademe not artışı yaptıysa demek ki bu ülkede bir iyileşme var, bir takım şeyleri yapmaya başlamış. Biz daha ciddi bakalım deme ihtimalini güçlendirecek fonlar için ve diğer rating kurumları da ya Moody's bile bizi yakaladı, biz demek ki ağır mı kaldık? Yani hocanın notu kıt, o bile verdiyse biz de verelim diye, değil mi? Böyle mi istiyor hocam şartlar? Yani yan taraftaki dükkan böyle mi yapıyor hemen? Aynen öyle oluyor. Öyle olmuyor mu? Ticarette de öyle değil mi? Siz emsal rakibiniz ne karar veriyorsa, kampanyalar başlattıysa, ya biz de çocuklara bakın bakalım benzer neşit yapabiliriz demiyor musunuz? Maalesef böyle oluyor işte. Aslında bunu gerçek kriterlere bakarak yapmak gerekiyor ama maalesef piyasalar kolayına kaçtığında birbirlerinin verdiği notlarıyla da notları verme yoluna gidebiliyorlar. O açıdan önemli. Bunun dışında biz işte piyasalarda gri liste ya da Moody's konusunun sonrasında Türkiye için bir de mali konularda şu anda işte mecliste çıkması beklenen paketlerin ne olacağını görmek isteyeceğiz. Kamunun tasarrufuyla ilgili 2 ay evvel bir paket açıklandı. Ne oldu? 100 milyar TL'lik bir tasarruf çıktı ki sadece Merkez Bankası'nın bu sene uğradığı zarar bile 818 milyar olduğunu düşünürsek çok anlamsız, çok düşük düzeyde kaldı. Şimdi gerçek manada kurumlara vergiler anlamında, işte yeni işte ilave gelirler anlamında ve kamuya da tasarruf anlamında ne büyüklükte bir paket çıkacağı görülecek. Şimdi bunlar olduktan sonra Türkiye'nin yatırım yapılabilir notlara doğru yılın sonunda, tabii 2024'te ben hiçbir şekilde bu düzeye gelmemizi beklemiyorum. Kararlı yaptığımız doğruları kararlı şekilde yapmaya devam edersek 2025'in ortalarından sonra ya da 2025'in sonuna doğru yatırım yapılabilir not düzeyine erişme ihtimalini daha güçlü görüyorum. O nedenle biz bunları yapmaya kalkarsak 2024 bitmeden diğer kurumlardan da ilave not arttırımları gündeme gelecektir Murat Bey. Bunların her biri Türkiye olan etkiyi radarlarına, fonların Türkiye radarlarına almasına neden olacak. Tabii aynı anda Fed'in, ECB'nin faiz indirimleri, enflasyon düşüşü de bizim için önemli olacak. Çünkü onlar faiz indirmeye başladığında Türkiye bir anda hem Avrupa içinde hem dünya içinde çok ciddi yüksek faiz veren, tahvilleri çok ciddi gelir ifade eden bir ülke olacak. Onların faiz düşmesi ortamında bize yönelen fonların ihtimalinin de çok güçleneceğini göreceğiz. Zaten bu yüzden de mesela kurumlar ne diyor? Türkiye'deki işte kur yıl sonunda 37 olur, işte 38 olur. Eskiden evet, 40-46 derlerken düşürmeye başladılar. Niçin? Çünkü çok artmasını bekledikleri bir kur varken kur riski de devam ediyor demek olur. İşlerine gelmez. İşlerine gelen hem tahvil faizinin düşmesi, kur da düşmese bile en azından çok stabilize, çıkmaması değil mi? Kontrollü olur ki merdiven gibi çıkması. Tabii ki yeri geldiğinde geri alabilsinler paralarını. Hocam çok minik sponsor arası vermemiz gerekiyor. Yasa gereği bir nefes alalım, devam edeceğiz. Takas İstanbul sundu.